Agatha All Alone dizisinin üçüncü bölümüyle birlikte en başından beri merak ettiğimiz iki önemli sorunun cevabını almış olduk. Genel olarak yabancıların Twitter'daki yorumlarına baktığımda herkesin bölümden sıkıldığını gördüm. Bence de çok sıkıcı ve sönük geçen bir bölümdü ve devamında gelecek olan en azından 3-4 bölümünde bundan çok bir farkı olmayacak dostlar. Az detay verip boş sahnelerde uzatacaklarını çok iyi biliyorduk çünkü bir gizem yaratmaya çalışıyorlar. Bu bölümde söylenen şeyler yem değilse Agatha ile ilgili önemli bir detay ortaya çıkmış olabilir. Elbette bölümle ilgili tüm detayları konuşacağız ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle şu cadılar yolu hakkında konuşmak istiyorum. Bu cadılar yolu dediğimiz yer cadıların ahireti gibi bir şey aslında. Moon Knight dizisinde de gördüğünüz gibi her türlü inancın Marvel evreninde kendine göre bir ahiret kavramı vardır. Mesela Moon Knight dizisinde Mısır Pantone için bir ahiret kavramını göstermişlerdi. Thor serisinde Valhalla'yı göstermişlerdi ve şimdi de cadılar için yolu gösteriyorlar. Bu bahsettiğimiz mekanın kurgusunu ayarlayan biri ya da birileri olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyorlar. Yani burası bambaşka bir boyutu, dünya üzerinde değil başka bir boyutta yer alıyor. Ayrıca Scarlet Witch olmanın ne kadar üstün bir kavram olduğunu bir kez daha göstermiş oldular. Çünkü Scarlet Witch'i diğer cadılardan üstün kılan asıl şey dilediği her şeyi gerçekleştirebilme özelliğiydi. Bu bölümde gördüğümüz cadılar basit bir panzehri bile zar zor hazırlarken Wanda'nın büyü yapmak için hiçbir şey yapmasına gerek kalmıyordu. Sadece hayal etmesi ya da aklından geçirmesi bile yeterliydi. Zaten Vision dizisinde Agatha'nın kıskandığı asıl şey de tam olarak buydu. Dark Old'u aldıktan sonra Scarlet Witch'in ne kadar üstün bir şey olduğunu fark etti ve onun peşine düşmüştü. Bölümde ortaya çıkan detaylar üzerinden konuşacak olursak Agatha'nın Dark Old'u nasıl aldığını da sonunda öğrenmiş olduk. Aslında ben size bunu aylardır söylüyordum ama bir de siz kendiniz duymuş oldunuz. Did you know she traded her own child for the Book of the Damned? Others say he might be a demon or an agent of Mephisto. Darkhold'u elinde tutan kişi normalde Mephisto'ydu. Mephisto Ghost Rider'ı kullanarak Darkhold'u ele geçirmişti ve cehennemde saklıyordu. Darkhold'un etrafında oluşan enerji yani alevler bile aslında Mephisto'nun yaptığı büyüden oluşuyordu. Bu yüzden Darkhold'u Agatha'ya veren kişinin Mephisto olduğunu en başından beri söylüyordum. Ayrıca bu noktada şunu da belirtmem gerekecek. Agatha'nın yeni dizisinde Mephisto'yu göreceğiz. Mephisto'nun yapacağı büyüler Darkhold'u kaplayan cehennem alevleriyle doğrudan bağlantılı olacak. Hatta Mephisto'nun büyüsünün rengi tam olarak buymuş. MCU'da Ghost Rider'ın amacı Darkhold'u almak ve onu cehenneme götürmekti. Ghost Rider Mephisto'ya hizmet ettiği için aslında Dark olduğu Wanda Gordon'dan kitabı aktaran kişinin Mephisto olduğunu düşünüyorum. En çok merak ettiğim konulardan biri de acaba Dark olduğu kitaba geçiren kişi Mephisto olabilir mi sorusu olmuştu. Mephisto daha sonra kitabı Agatha'ya vermiş ve Wanda'yı yozlaştırıp cehenneme almak istemiş olabilir. Dizi içerisinde Mephisto isminin kullanılması ile birlikte aslında ilk defa MCU'da bu ismin söylendiğini duyduk. Peki Agatha Harkness kara büyüye hakim bir cadı olarak şeytanla nasıl bir anlaşma yaptı? Biliyorsunuz ki Mephisto yani şeytan asla karşılıksız bir iyilik yapmaz dostlar. Genellikle anlaşma yaptığı kişilerin ruhlarını alır ve karşılığında onlara çok başka bir şey verir. Mesela Jonah Blaze'in ruhunu aldığında bunun karşılığı olarak babasını iyileştirmişti. Ancak daha sonra ölümüne sebep oldu. Ayrıca pek çok kültürde ve inançta şeytanla anlaşma yapan insanlar bunun karşılığında ona mutlaka bir şey verirler. Agatha Harkness ise kendi çocuğunu Mephisto'ya verip Darkhold'u almış. Agatha Harkness zaten ahlaksız bir cadı olduğunu her zaman söylemiştir. Agatha'nın kimseye minneti yok ve güçlenmek için her şeyi yapabilir. Evet, belki bunun pişmanlığını yaşıyordur ama en nihayetinde yaptığı şeyin iğrenç bir şey olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bölümde söylenen detaylara bakarsak, sanki biri dediğimiz bu çocuğun Agatha'nın oğlu olma ihtimali çok yüksek gibi göstermişler. Çünkü Jennifer eğer ki bir gün Agatha'nın oğlu gelecek olursa muhtemelen Agatha'nın onu tanımayacağını söyledi. Çocuğun kendi ismini ve geçmişini söylediği her seferde ağzının mühürlenmesi ve cadılar tarafından anlaşılmıyor olması da aslında Wanda'nın değil Mephisto'nun yaptığı bir büyü olabilir. Zaten çocuğun ağzında imza şeklinde M harfi görünüyor. Şimdi Wanda Maximoff isimli bir cadı büyü yapınca kendi soy ismini vermiş diyebilirsiniz ama Mephisto'nun ismi de M harfiyle başlıyor öyle değil mi? Ayrıca bizim bildiğimiz senaryoya göre bu çocuğun Wanda'nın oğlu olması gerçekten çok mantıksız ve MCU hikayesi dışında kalan bir konu. MCU'da birçok karakterin orijin hikayesi değiştirilmişti. Mesela Shang-Chi'nin Mandarin'in oğlu olması Marvel çizgi romanlarında iki alakasız konudur. Ya da Ten Rings dediğimiz şey Marvel çizgi romanlarında 10 tane yüzük demekti ama MCU'da 10 halka olarak gösterildi. Marvel'ın çizgi romanlarında Hela Odin'in babası Bor tarafından yaratılan bir karakterdi ama MCU'da Odin'in öz kızıydı. Mitolojide ise çok ayrı bir şey direkt olarak Loki'nin çocuğu olmalıydı. Yani MCU ve Marvel'ın çizgi romanlarında karakterlerin hikayesi tamamen farklı olabilir. Burada ise muhtemelen şöyle bir durum yaşanmış. Mephisto Agatha'nın oğlunun bedenini alıp Wanda'nın çocuklarından biriyle yani biriyle birleştirmiş olabilir. Çizgi romanlarda Wanda'nın çocuklarına ruh veren kişi normalde Mephisto'ydu. Çünkü Wanda'nın gerçekliğinde yaratılan çocukların ruhu falan yoktu ve onlara ruh veren kişi yaptığı anlaşmalarla başkalarının ruhunu alan Mephisto olmalıydı. Çünkü Mephisto'nun elinde yaptığı anlaşmalar yüzünden bir sürü ruh var. Agatha'nın çocuğunun ruhunu alan Mephisto o çocuğu yine Agatha'ya karşı kullanmayı düşünmüş olamaz mı? Fark ettiyseniz bölüm içerisinde bu çocuk sürekli kendi ailesinden bahsetmeye devam etti. Daha ailesinin muhtemelen şu anda uyuduğunu falan söyledi. <laughs> Yani düşününce bu çocuk Agatha'nın da olsa Wanda'nın da olsa muhtemelen başka bir aile tarafından büyütülmüş olma ihtimali gerçekten çok yüksek. Diyelim ki Mephisto Darkhold karşılığında Agatha'nın oğlunu aldı. Peki bu çocuğu ne yapacak? Yani Mephisto geri zekalı mı? Elinde Darkhold varken sıradan bir çocuğun ruhunu alacak kadar aptal mı? Elbette başka bir anlaşma karşılığında bu çocuğu yine birine verecektir. İşte diyelim ki düşük seviyeli bir cadının çocuğu olmaz Mephisto ile anlaşma yapar ve karşılığında Agata'nın olduğunu verir. Yani bir sürü şey yaşanmış olabilir ama bu çocuğun Agatha ile sağlam bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuk bir anda şarabı diklemesin diye Agata içmem dediği şarabı bir anda içmeye başladı. Sanki içinde bir koruma içgüdüsü yani annelik varmış gibi davrandı. Oğlum bak bizim Trakya'da 5 yaşında çocuklara biri içiriyorlar. Adamlar 16 yaşında çocuğun şarap içmesine izin vermiyor. Yani diyeceğim o ki eğer bu mühürleme olayı düşük seviyeli bir cadı işi ise bunu Wanda'nın yapmış olma ihtimali de bir hayli azalmış olur. Zaten ilk iki bölümde Agatha'nın oğlu Nicholas ile ilgili bir şeyler göstermişlerdi. Çizgi romanlarda Nicholas yine Mephisto için çalışıyordu ve bu bölümde söylendiği gibi Mephisto'nun ajanlarından biri olmuştu. Ayrıca Agatha'nın oğlu da gerçekten çok güçlü bir büyücüydü. Yani bu bölümde söylenen şeyler yem değilse ki yem olabilir bu iki elemanı bağlayabileceklerini düşünüyorum. Ama şöyle düşününce aklıma oldukça önemsiz ve çok büyük ihtimalle gerçekleşmeyecek bir teori daha geldi. Diyelim ki WandaVision'ın sonunda Scarlet Witch, Agatha'yı Agnes'a çevirdikten sonra Mephisto ile tanışmış olsun. Darkhold'daki çok evren olaylarından önce Agatha'nın bir oğlu olduğunu ve bunu kitap karşılığında Mephisto'ya verdiğini öğrensin. Daha sonra da Mephisto ile anlaşma yapıp Agatha'nın olduğunun bedenine birinin ruhunu yerleştirmiş olsunlar. Sonra da Wanda biriyi mühürlesin ve onu kendisine bir şey olması durumunda geri getirebilmesi için dünyada bıraksın. Sonuç olarak Mephisto'nun Scarlet ile ittifak kurması ve Agatha'nın olduğunun bedenine birinin ruhunu koyması çok da mantıksız değil aslında öyle değil mi? Ama çok büyük ihtimalle Marvel bu kadar da ileri gitmez çünkü hikayeyi bağlamak oldukça zor bir hale gelir. Bu meseleyi videonun başında konuşmak istedim ancak videonun tamamını kapladı çünkü bölümün en önemli tarafı aslında buydu. Cadılar yolu dediğimiz yerinde aslında gerçekliği baştan aşağı değiştirebilen bir mekan olduğunu görüyoruz. Bir eve girdikleri anda hepsinin kıyafetleri değişti, ortam değişti ve güzergahlar değişmeye başladı. Bu da gerçeklik büyüsü gibi bir şey yapıldığını gösteriyor. Mesela bölümde cadıların içtiği şarapta öyle bir şey vardı ki zamanında hepsinin yaşadığı travmaları tekrarlamıştı. Ayrıca şarabın üstünde Red Queen anlamına gelen bir kelime kullanılmıştı. Red Queen yani Kızıl Kraliçe yine Scarlet Witch'e yapılan güzel bir göndermeydi. Wanda'nın sadece gerçekliği değiştirmediğini aynı zamanda zihin oyunları yapabildiğini de unutmayın dostlar. Hem geçmiş hakkında hem de gelecekle ilgili belli başlı vizyonlar gösterebildiğini Avengers Age of Ultron filmde de göstermişlerdi. Mesela Bayan Hart Wanda yüzünden kocasının boğulduğu hatırasını tekrarladı ve ona yalvarmaya başladı. Agatha ise kendi çocuğunu Darkhold'da takas ettiği hatırasını görmüştü. Karakterler panzehri bulduktan sonra da ilk imtihanları bitmiş oldu. Gelecek bölümde Yeşil Cadı'nın da ekibe dahil olması ile birlikte Bayan Hart'ın yeri doldurulmuş olacak. Artık şu MCU'da Mephisto'yu görelim de bitsin bu çile diyor ve buralardan gidiyorum. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.